Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle koronavirüsle ilgili bir oyun simülasyonu yapmayı düşünüyorum. Bu oyunda amacım kesinlikle kazanmak değil. Zaten böyle birazcık gerçeğe yakın bir simülasyon yapıp sizi de koronavirüs hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Özellikle de semptomlar hakkında. Şimdi şöyle geçmeden önce kısaca bir bilgi vereyim ben bu konuyla ilgili. Hacettepe'nin yapmış olduğu çok güzel bir e, semptom haritası var. Benzer bir şekilde bu semptom haritası Singapur'da da yapılmıştı diye hatırlıyorum. Zaten Singapur çok güzel bir şekilde bu olaya hakim olan ülkelerden bir tanesi haline gelmişti. Şimdi şöyle arkadaşlar 1 ve 3. günde eğer hastalığı kaptıysanız, ha bu arada şunu söylemeyi unutmamam lazım. Bu hastalık arkadaşlar çoğu kişide asemptomatik bir şekilde zaten geçirilecek. Yani asemptomatik derken neyi kastediyorum? Herhangi bir semptom ortaya çıkmadan. Yani belki basit nezle gibisinden semptomlar ortaya çıkabilir. Yani bu şekilde hafif bir şekilde atlatılacak zaten. E, bu benim bahsedeceğim böyle biraz daha e, hani ağır olabilecek hastalardaki e, semptomlar. Ya da nasıl söyleyeyim? Yani böyle orta seyirli atlatacak kişilerdeki semptomlar da bu semptomlarla benzer semptomlar. Şimdi ilk 3 gün içinde arkadaşlar soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkıyor. İşte nedir bunlar? Burun akıntısı vesaire falan hani bu basit benzer semptomlar. İşte hafif ateş olabiliyor, boğaz ağrısı görülebiliyor. Ee, bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebiliyor ilk 3 günde. Dördüncü günde Boğaz ağrısı biraz daha şiddetleniyor, ses boğuklaşmaya başlıyor. Yeme ve içmede zorluk yaşanabiliyor bugünlerde. Bunun yanında hafif bir baş ağrısı ile birlikte ishal de başlıyor 4. günde. 5. günde arkadaşlar boğaz ağrısı çok şiddetleniyor. Yeme ve içme oldukça ağırlı bir hale gelmeye başlıyor artık. Ve vücudu, uzuvları hareket ettirmek sancılı bir şekle şekil almaya başlıyor. Altıncı gün kuru öksürük başlıyor. Konuşurken, yutkunurken boğaz ağrısı giderek şiddetleniyor. Şiddetli bitkinlik başlıyor ve mide bulantısı artıyor. Zaman zaman nefes almada zorlukta yaşanmaya başlıyor. Altıncı günde ishal ve kusmada şiddetleniyor. Şimdi şöyle nefes darlığı zaten önemli bir semptom biliyorsunuz. Yedinci günde ateş 38 dereceye yükselmeye başlıyor artık. Öksürük ve balgam çok şiddetleniyor. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelmeye başlıyor artık. 7. günde, 8. günde soluk alıp vermek çok güç bir hale geliyor. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissediliyor. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artıyor arkadaşlar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkıyor. 9. günde artık tüm belirtiler şiddetle artmaya devam ediyor. Yüz ve dudaklarda solgunluk görülüyor. E, bu solgunluk da şuna bağlı. Yani bu nefes darlığından dolayı birazcık vücut oksijensiz kaldığı için vücut biraz daha böyle soluk mavi şekle geliyor. Yani o siyonatik görme geliyor. 9. günde artık öksürük ve balgam çok şiddetlenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale geliyor. Yani bu semptomlar varsa koronavirüsten şüphelenebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu semptomlar yani hastalığı kapan çoğu grupta olmayacak. Özellikle genç grupta olmayacak. Genç grup asemptomatik bir şekilde ya da hafif bir şekilde atlatacaktır diye düşünüyorum. Yani bu tespit edilen vakalar, hastaneye yoğun bakıma yatırılan vakalar bu geçtiği şema Daha doğrusu geçtiği hastalık haritası bu şekilde arkadaşlar Bu videoyu da dediğim gibi biraz daha bilinçlendirmek için çekmek istedim sizleri ve oyunda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar Koronavirüs simülasyonu yapacağız bakalım oyunu kazanabilecek miyiz yoksa e, kaybedecek miyiz e, kazanacağımızı düşünüyorum ben hadi şimdi sizle beraber bu simülasyona geçelim şimdi zorluk seviyemizi ne yapalım şöyle bir zor seviyeye bakalım. Beton sığınaklarda yaşayan stratejik dahiler için demiş. Kim oluyor o? Biz oluyoruz. Saplantılı el yıkama. Doktorlar asla gitmez. Hasta insanlar hapse kilitlenir diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bence zor seviye bir de çok zor seviye bakalım. Genetik sapma evrimi etkiler. Doktorlar araştırma için yaşar. Rastgele sağlık kontrolü yapılır. Şimdi şöyle biz henüz rastgele sağlık kontrolü yapmaya başlamadık. Semptomu olan hastalarda sağlık kontrolü yaptığımız için... Çok zor değil. Pardon özür dilerim. Zor seviyesini seçiyorum. Neden derseniz şimdi zaten çoğumuz artık saplantılı bir şekilde el yıkamaya başladık diye düşünüyorum. Doktorlar asla gitmez diyor ki arkadaşlar ciddi anlamda sağlık çalışanları bunun içinde ben de dahilim. 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde şu an bütün planlamalar yapıldı. Sizden tek istediğimiz evinizde kalmanız ve hasta insanlar hapse kilitlenir diyor. Hapse kilitlenme olmasa da bu bir nevi karantina yaptığımızı say yani bu hapis durumundan sayabiliriz. Ama dediğim gibi bu asla bir hapis değil. Karantinadaki insanlara son derece devletimiz bakımını güzel bir şekilde yapıyor diyorum. Ve şuradan hileler kısmından Tanrı gücünü açıyorum. Neden açıyorum? E, sınırsız DNA ile hastalık simülasyonu daha kolay yapmak istiyorum. Bu şekilde siz de hileleri görmüş olursunuz. Bu arada ben hileleri yeni keşfediyorum. Hileleri keşfettikten sonra böyle bir oyun modu çekmek aklıma geldi. Şimdi zor modda oyunumu başlatıyorum arkadaşlar. Hastalığımızın adını biliyorsunuz. Illetin adı COVID-19. Bu arada COVID, koronavirüs, disease hastalığının kısaltması 19'da biliyorsunuz zaten 2019'da başladığı için Aralık ayının son günlerinde. Şimdi şöyle bu seyahat genlerinden herhangi bir bonusu seçmeyi düşünmüyorum. Şöyle seyahat genlerindeki bonusu çıkartalım zaten oyun içinde bunları yap, yapacağım ben. Burada şöyle yapalım. Düşünme maliyetleri atmaz diyelim. Zaten herhangi bir şey bunlarda çok gerek yok. Burada salgının tedavisi zor yapacağım. Çünkü gerçekten şu an koronavirüsün tedavisi zor gözüküyor. Burada da şöyle yapalım. Soğuk direncini aradım ama bulamadım. Şöyle arkadaşlar hastalık biraz daha sıcağa duyarlı biraz daha soğuğa dirençli olduğu için soğuk direncini aramıştım ama onu bulamadım. Nemli iklimlerde salgın bonusu verir diyelim. Şimdi oyuna başlıyorum. Oyuna başlarken size saymış olduğum semptomları tek tek açacağım arkadaşlar. Bunlardan başka herhangi bir semptom açmayı düşünmüyorum. Şimdi şöyle belirtiler kısmına geliyoruz. Belirtiler kısmında hastalığımız öksürük yapıyordu arkadaşlar. Hastalığımız Hapşırma yapmıyor o yüzden onu açmayı düşünmüyorum Hapşırma daha çok böyle nezle bahar alerjisi gibi durumlarda görülüyor Zatüre yapıyor Zatüre'yi de e, çift taraflı yapıyor arkadaşlar bilateral her iki tarafı da tutacak şekilde yapıyor Bulantı yapıyordu Kusma yapıyordu İshal yapıyordu Dizanteri yapmadığı için bunu açmıyorum Şimdi şöyle e, isilik yapmıyor aslında isili açsam mı diye düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı açsam mı diye düşünüyorum. Bu virüsü kapmaktaki en önemli e, yol, en daha doğrusu virüsü kaparkenki en riskli yol mu diyeyim ne diyeceğimi bilemedim ama şöyle arkadaşlar elimize virüs bulaştıktan sonra bizim onu kendi elimizle ağız, burun ve göz işte konjektivasına yani o gözün yapısına taşımamız. Virüs en çok bu yüzden bulaşıyor. Ama isilik yapmadığı için yine de ben bunu seçmeyeceğim Şimdi uykusuzluk Yapmıyor ama Şöyle şuradan bir gidelim eklem ağrılarını bulmaya çalışıyorum Eklem ağrıları sanki burada var mı ya da başka oyunlarda mı vardı hatırlamıyorum ama Bulamadım şöyle şunları hemen geri düşüreyim Kist yapmıyor Şöyle uygun lezyonları bulmaya çalışıyorum arkadaşlar Şimdi ateş yapıyor. Ateşi bulduk. Ateşi açtım. Şöyle terleme de ateşten ötürü yapacaktır. Onu da açıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar nöbet yapmıyor. Paranoya yapmıyor. Mümkün olduğunca Gerçek semptomlara yakın bir simülasyon yapmaya çalışıyorum. O yüzden bütün genleri açtım. Şimdi olmayanları tek tek çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar semptomlarımız neydi? Bulantı, kusma, ishal öksürük işte zatüre zaten ölümlerin en büyük sebebi de bu e, her iki akciğeri de tutan zatüre arkadaşlar. E, uykusuzluk aslında semptomlar arasında sayılmıyor ama işte böyle eklem ağrısı vesaire falan yaptığı için ben uykusuzluğu da e, burada bırakıyorum. Şimdi yetenekler kısmına gelecek olursak arkadaşlar ısı direnci virüsün zayıf yani. O yüzden bunu herhangi bir yükseltmeye tabi tutmayacağım. Soğuk direnci bir seviye yükselteceğim. Çünkü hastalık soğuğa karşı dirençli ama şöyle aşırı soğukta da yayılamadığı için bunu iki seviye yapmayacağım. Yani bunu biraz daha dengelemeye çalışıyorum. Şimdi ilaç direnci ne yazık ki hastalığımıza yani böyle yüzde yüz etki edecek bir ilaç bulunmadığı için hani hidroksiklorokin vesaire falan bununla ilgili çalışmalar var ama e, şu an yani kesin yüzde yüz etki ediyor Denilebilecek kadar fazla çalışma yok Diye biliyorum en son gelişmeler bu şekildeydi Şimdi hastalığım bu şekilde arkadaşlar belirtilerim bunlar Yayılma kısmında da Hava Ve su Ile daha doğrusu uçak ve gemiler ile çok şiddetli bir şekilde yayıldığı için hastalık Bunları da iki seviye yükseltiyorum Burada ekstrem bir aerosol formunu açmayacağım bunu neden dolayı açmayacağım hastalığın şu an hani bu biyo aerosol formlarıyla bulaştığı Gösterilememiş yani solunum yoluyla Bulaştığı gösterilememiş Diyebilirim daha doğrusu solunum yoluyla bulaşmamış demeyeyim de Yani şu an için Hastalığın virüslerin havada böyle asılı kalmadığını söylüyorlar o yüzden bunu açmıyorum diyorum ve Hastalığımı Çin'den başlatıyorum hep beraber sizle ne olacak ben de merak ediyorum şimdi hastalığımı Çin'den başlattım e, Hastalığımın bulaşma seviyesi çok yüksek aslında Şöyle yapalım Bunları bir seviye düşürelim arkadaşlar Hile tespit edildi diyor o yüzden eksi puan verecek bana ama zaten e, Benim amacım çok aşırı bir puanla oyunu kazanmak değil Bu oyun simülasyon olduğu için hastalığı öyle kolay kolay hemen tespit edeceklerini zannetmiyorum. Şu an zaten Çin'deki hastalık sayısı aşırı bir şekilde arttı. Annemin belirtisi mutasyonu uğradı. Hastalık böyle bir şey yapmadığı için ben bu mutasyonu düşürüyorum. Mutasyonları kendi kendi yani kendi kendine olan mutasyonların hepsini ben geri düşüreceğim arkadaşlar. Hastalığımız Güneydoğu Asya'da da yayılmaya başladı. normal olan şekilde en yakın yerden yayılmaya başladı hastalık. Kusma katma belirtisi kombosu gerçekleşti. Kusmak ve öksürmek hastalığı yaymada etkilidir dedi. Şu an veremden daha bulaşıcı bir duruma geldi ki şu an söylüyorum koronavirüs kesinlikle bu kadar bulaşıcı değil. Sonuçta bir simülasyon yapmaya çalışıyorum. Hani bu oyun olduğu için gerçekte tabii ki bir uymayacaktır. Kisler belirtisi mutasyonu uğradı. dediğim gibi kisler belirtiler arasında yok. Bu nedenle bu belirtiyi hemen geri alıyorum. Çin havaalanlarını kapatıyor. Evet gerçekte de havaalanlarını kapattı. E, fakat bunu yapmak için birazcık geç kaldı. Oyun için söylüyorum. Şu an zaten dünyanın neredeyse tamamına yayılmış durumda hastalık. Bu belirtilerden dolayı arkadaşlar oyundaki bulaşma seviyesi çok yüksek oldu. Ee, gerçek anlamda bu kadar bulaştırıcı mı Bilemiyorum. bilim adamlarına sormak lazım ama şu an dünyadaki durum kesinlikle böyle değil. Dünyadaki vakal sayısı en son 300 binin üzerine yeni çıkmıştı diye biliyorum güncel vakal sayısında. Daha doğrusu dünyadaki güncel vakal sayısını takip etmiyorum Türkiye'dekini takip ediyorum. E, bu arada bu videoyu çekerken yani çektikten biraz daha geç atabilirim. E, ondan dolayı ben bu videoyu attığımda vaka sayısı da yükselmiş olabilir. Şimdi deri lezyonlarını düşürüyorum çünkü deri lezyonları gözükmüyordu. Hapşırma belirtisi mutasyona uğradı. Eee hapşırmada daha çok nezlede gözüktüğü için bunu da düşürüyorum. Bu arada hastalığı tespit etmişler ben orasını kaçırdım ama Konuşurken orayı kaçırdım Hastalığı tespit etmişler ve tedavi çalışmalarına başlamışlar daha doğrusu tedavi çalışmasına başlamışız diyebilirim Şimdi şöyle arkadaşlar ben burada genetik karışıklığı Yükseltmeyeceğim neden yükseltmeyeceğim çünkü e, Hastalıkla ilgili elimizde çok fazla bir e, Tedavi ajanı olmadığından dolayı e, Bunu yükseltmeyeceğim bir de şöyle arkadaşlar demiş ki patojenin DNA iplikleri yeniden birleşir tedavi geliştirmek için daha fazla çalışmak gerekir diye. E, şu an için koronavirüste böyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir evrim vesaire falan geçirmediğinden dolayı bunu yükseltmiyorum. E, genetik sertleşme demiş. Patojeni laboratuvarda analiz etmek daha zor hale gelir. Gelecekteki araştırma hızını azaltır. Bununla ilgili de herhangi bir değişim olmadığı için bunu da yükseltmiyorum. E, bakalım dünya tedavi geliştirebilecek mi arkadaşlar? Merakla bekliyorum. Covid-19 takip listesine alındı. Şimdiden durum vahim, hükümetler hastalığın durdurulamama ihtimaline karşı uyarıldı deniliyor. Gerçek hayatta da böyle oldu. Hükümetler bu konuda uyarıldı. Dünya Kupası iptal edildi. Yani Dünya Kupası olmasa da Avrupa Kupası 2020'ye ertelendi biliyorsunuz. Anemi belirtisi mutasyonu orada arkadaşlar. Anemi yapmıyor. O yüzden hemen bunu geri aldık. Tedavisi %25 oranında tamamlandı. Hindistan küresel tedavi çabalarına önderlik ediyor dedi. İsilik belirtisi mutasyonu uğradı. Hayır isilik belirtiler arasında yok. Mavi baloncukları patlatmayacağım arkadaşlar. Gönlüm tedavinin bulunmasından yana. Simülasyon da olsa oyunda kazanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk defa bir oyunu e, kazanmak amacıyla oynamıyorum. Yani böyle kendimi zorlayarak aşırı işte düşünerek kafa patlatarak oynamıyorum Bu arada akciğer fibrozu belirtisi mutasyonu uğradı aslında şöyle Ben bu belirtiyi açmayı unutmuşum ama yoğun bakımdaki hastaların çoğunda akciğer fibrozisi de gelişiyor Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama gelişiyor diye biliyorum ben O yüzden bu belirtiyi düşürmeyeceğim ama dediğim gibi bu yoğun bakıma alınan hastalarda gelişen bir bulgu olduğu için Gözünüzü korkutmasın diyorum Dünyada ulaşmadığı ülkelik kaldı mı? Yani ülkelik diyorum dünyada bulaşmadığı ülkeler kaldı mı? Hala ulaşmadığı ülkeler var ve tedavi %55 oranında geliştirildi bile. Bence hastalığı yeneceğiz dostlar. Deri lezyonları belirtisi mutasyona uğradı. Hemen buradan deri lezyonlarını bir seviye düşürüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi bu oyun videosunu çekmemin sebebi e, sizlere semptomları daha güzel gösterebilmek, e, bir yandan da moral vermek istiyorum. Şöyle moral vermek istiyorum. Tabii buradaki sayılar çok astronomik bir sayılar ama e, yani insanoğlu bu hastalığı tedavi bulacak arkadaşlar. Şundan dolayı tedavi bulacak. Hastalık şu an için mutasyon geçirmiyor ve bu bizim için güzel bir şey. Bir de insan oğlu her zaman salgın hastalıkların üstünden gelmeyi başarmış. Öyle ya da böyle. Bu hastalıkların üstesinden gelmeyi başarmış. Tedavi artık %97'lerde. Ee, oyunu kaybedeceğiz. Ee, zaten dediğim gibi amacımız kazanmak değildi. Amacım size semptomları göstermekti. Ee, oyunu kaybettiğimize de kesinlikle üzülmüyorum. Ee, gerçek hayatta da tedaviyi bulup. Daha doğrusu bu hastalığı Yenmeyi Umut ediyorum ki yeneceğiz Bunu da biliyorum zaten Şimdi buradan bir kere daha belirtileri göstereyim Bulantı Kusma, ishal yapıyordu arkadaşlar Öksürük yapıyor ve Yoğun bakma yatışların en önemli sebebi Her iki akciğerinde tutan Zatüre yapıyor arkadaşlar İlerleyen dönemlerde Akciğer fibroziste yapabiliyor ama Dediğim gibi bu ilerleyen dönemlerde ve ateş. Ateş yapıyor arkadaşlar. Yüksek ateş yapıyor. E, terleme de ateşten ötürü zaten bu terleme şikayeti de e, olacaktır diye açtım ama hani öyle özellikle belirtiler arasında terleme e, özellikle Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan videoda böyle bir şey söz konusu değil. Kesinlikle yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hapşırma dediğim gibi nezleden önemli en önemli farklarından bir tanesi hapşırma yapmıyor. Bir de ciddi anlamda eklem ağrısı yapıyor o da. Burada olmadığı için onu da yapamadım. Anemi belirtisi mutasyonu orada diyor arkadaşlar. Hemen düşürüyorum çünkü anemi belirtisi belirtiler arasında yok. kansızlık belirtisi. Ve tedavi tamamlandı. Bütün dünyaya yayılamadan hastalığa tedaviyi bulduk arkadaşlar. Amerika başkanı hastalık kaptı diyor. Çoğu işareti bilemeyiz. Covid-19 yok edilecek arkadaşlar. Süper. Temennimiz, amacımız, yaptığımız her şey buna yönelik arkadaşlar. Bir kere daha lütfen evinizde kalın diyorum. Oyunu burada kaybettik. Ama Covid ile olan savaşımızı oyunda kazandık. Bu video ile beraber hem oyundaki hileyi göstermiş olayım hem de böyle bir video çekmiş olayım. Sizlere de konu hakkında bilgi vermek istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.